Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Ömer Yıldız, tekrardan hoş geldiniz. Evet. GTA 5'in ikinci bölümüyle sizlerle beraberim arkadaşlar. İlginize teşekkürler. Tekrardan oynamaya, tekrardan çekmeye devam ediyoruz. Red Dead Redemption'da gelecek, merak etmeyin, bu hafta içi onu da mutlaka atacağım. Çarşamba günü, ama zaten bu yayını, bu videoyu ondan sonra yayınlamış olurum. Yayınımızda, canlı yayınımızda olacak gençler. Bu aralar her çarşamba yapmayı planlıyorum. İnşallah bir fırsatımız, bir aksilik çıkmazsa, Allah kısmet ederse diyelim şimdiden. Hatırlıyorsanız en son Michael'la buradan içeri girmiştik. Bizim Targaryen mıydı, Tiberyan mıydı, neydi soyadı bu şerefsizin? Oo, Tesla. Baba bunu alır. O elektrikli olandı değil mi? Gençler. Aynen öyle, elektrikli araç bu. Tesla Roadster yapmışlar. Evet, Michael'dan devam ediyoruz gençler. Grafikleri umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi YouTube birazcık geç yüklüyor maalesef 4K'yı. O yüzden yapacak bir şey yok. İstiyorsanız bir gün ya da iki gün bekleyin. Öyle izleyin. İzleyebiliyorsunuz. Oo, burada da hep Zentorn oluyor ha. Yani izleyebiliyorsanız televizyonda izleyin ki bu muhteşem grafiklerin farkına varın arkadaşlar. 3080, RTX 3080 ile çekiyorum. 3090 bulabilsem onu alacaktım. Maalesef piyasada yok. Hiçbir yerde yok. Zaten zar zor bulup aldım. Şimdi Michael'ın birkaç tane görevinden devam edelim arkadaşlar. Bu araba da hiç ses çıkarmıyor be. Görüyorsunuz ışık yansımaları, kaplamalar falan çok hoş duruyor. Şöyle güzel bağıran bir araba bulursak onu da alabiliriz. GTA 5'te abi online oynayalım demişsiniz. Bir bitirelim de gençler. Şöyle sağ salim. Bilmiyorum artık 60 bölüm mü olur, 100 bölüm mü olur. Genelde birer saatlik videolar çekeceğim ki çok fazla bölümler uzamasın. Şu araba güzel bağırır ya. Amerikan arabası. Dur lan, nereye gidiyorsun? Eski Pontiac ya da Chevrolet'lerde. Pontiac büyük ihtimalle. Phoenix yazmışlar. Arkada da bir tane Rolls Royce var ha. Of 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 of. Önü de kalkıyor ha. Güzel. Buradan bir downtown Los Angeles'tan şöyle Michael'ın oturduğu Hollywood'a doğru bir yol alalım arkadaşlar. Türkçe'ye indirme demişsiniz. Çevireceğim ama indireceğim de okurum, merak etmeyin. Bir tane Dodge Viper mı geçtik ne? Şurası büyük bir golf sahası. Gençler, normalde de burası böyle. Golf parkı var orada. Michael'ın evi sağ tarafta kaldı yanılmıyorsam. Bir an baktım mikrofon kapalıymış gibi hissettim, ses geliyor mu diye. Burayı sanırım satın alabiliyorsunuz ileride ama onun için bir şeyler yapılıyordu. Tam hatırlamıyorum. Bakarız ona da. Şöyle biraz yanlayalım mı ha? Vay 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 vay. Serbest takılma gelecek GTA'da ama şöyle bir 5-10 bölüm çekelim arkadaşlar. Bir müsaade edin. Birazcık parayı bulalım, ilerleyelim. Trevor'ı da açalım. Trevor'la oynamak çok zevkli çünkü. Adam aşırı psikopat. Çok güzel oluyor yani. Ben seviyorum Trevor'la oynamayı ama en çok da Michael'la oynamayı seviyorum. Tam iş adamı böyle cool, her şeyi bırakmış ama kafasını bozarsanız da adamı delik deşik eder yani, öyle bir tip. Bu motor da burada kalmış. Böyle biraz lastik yakarak girelim eve. This is Michael's safe house. Burası Michael'ın evi. Burada araçlarınızı koyabilir ve oyunu kaydedebilirsiniz diyor. Biliyoruz zaten paşam, anlatmana gerek yok. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Arkadaşlar ışık yansımaları falan hakikaten çok hoş. Şu arabanın üstünde görüyorsunuz. Michael'ın arabasına pasta cila attırmıştık. Bayağı pırıl pırıl parlıyor. Goldman Sachs olması lazım. Bu bankanın adı normalde Goldman Sachs. Schlongberg Sachs diye çevirmişler. O da iyiymiş. Bir girelim bakalım evden içeri. Neler var? Telefonuma bakayım. Father, son. Sen tam bir diktatörsün. Neden olmasın? Geceyi burada geçemiyor. Aptalın teki. Michael diyor, başlarım yapacağınız işe ya. Ben burada alırım diyor. Furuko'mu. 7 günümü. Havuzun kenarına otururum. Ya da Sprite'ımı. Orada diyor, keyfime bakarım ya diyor. Tabi o zamanlar kablosuz kulaklıklar yok gençler. Müziği de açarız Apple'dan diyor. Keyfimize bakarız diyor. Havuzun güzelliği çok felaket ya. Çok güzel yani.
Burada kesin şey yiyeceğiz. Telif yiyeceğiz. Aa, Franklin mi geliyordu burada? Ne istiyorsun? Bir içecek, içki içmeye geldim. Çok ciddi değildim ben bu konuda diyor. Neyse buradasın, otur. Tekrar mı soymaya geldin? Seni hiçbir zaman soymadım ki ben. Sadece yanlış anlaşılmaydı. Ne istersen öyle söyle, umurumda değil. Senin için ne yapabilirim? Sana yardım edebileceğim bir şeyler var mı? Sormaya geldim. İş arıyor yani Franklin. Tam bir çulsuz. Ben emekli oldum diyor artık. Uzun yıllar bu işlerle ben cebelleştim zaten diyor. Ve bu işten sağ çıktım. Artık ben bu işleri bıraktım diyor ya. Benim yaşıma göre değil bu işler diyor. İyi bir çocuğa benziyorsun. Eğer bir tavsiye istiyorsan bu işleri bırak. Sağlam çalış. Rob, kill indiscriminately, and maybe, just maybe if you're lucky, you become a three-bit gangster. Çal, çır falan diyor. Belki bir gün iyi bir gangster olursun. Boş ver bunları diyor. Koleje git. Bu sayede insanları legal yoldan soyarsın diyor. Buna kapitalizm diyoruz biz diyor. Hoşuz. Michael'ın gözlerinde sürme var gibi gençler. Guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, in today's lesson is about humility. Hakikaten burada çok güzel evler var. Yani belki bu ev 40 milyon dolar mıdır, 30 milyon dolar mıdır artık neyse. 20 vardır yani, rahat 20 vardır da. So that's why you're here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot. Belki buradayım. Belki de bir aptal olduğum için buradayım. Palmiye ağaçlarının altında güzel bir zaman geçiriyorum. Bu dünyada ne olup bittiği umurumda değil. Bir şey söyleyeyim mi? Sana bir bira ısmarlayabilirim. Sevdiğim bir bar var. Gel hadi gidelim beraber. Arkadaşlar, önceki bölümde sesim kısıktı. Neden kısık olduğunu söyleyeyim. Aman da aman. Amanda'nın arabasını alalım. Jimmy arıyor. Bir saniye anlatacağım. Dad, shit. I mean our boat going down the western highway. Aha, botumuzu çalmışlar. What? The yacht's been stolen? Yatımızı mı çalmışlar? Trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money and they don't want to buy it. They just want to take it. Hiding in the head. You're insane. Aptalsın sen. All right, I'm coming. Çılgınsın. Aptalsın anlamında söylüyor orada. All righty then. Change of plans. Planlar değişti. Boy is in trouble. Çok sevgili oğlum mumbaşı belada. Evet arkadaşlar, dünyada en büyük tema parklardan biri olan Six Flags Magic Mountain'a gittim. Tamamen birinci ders kesinlikle çocuk yapma. Dostum dinle. Oğlum olsaydı böyle sıkıntılar olmazdı benim, merak etme sen diyor. Neyse gençler, 20-30'a yakın roller coaster var, internetten de bakabilirsiniz. Aşağıya unutmazsam da linkini koyarım. Los Angeles'ta Six Flags Magic Mountain diye. Oraya gittim. Sabah 8'de girdim içeri. Akşam 9'da falan çıktım. 30-40 kere toplamda trenlere binmiştim yani, öyle söyleyeyim. Bağırmaktan, çığlık atmaktan, eğlenmekten, yorgun yorgunluktan sesim kısıldı. O kadar çok bağırıyorsunuz ki bazıları hakikaten nasıl söyleyeyim, gerilimi seven, arabanın anasını belledik orada. Gerilimi seven, çılgınlığı seven. Abla o nasıl bir dönüş ya? Doğru şeritten mi dönüyordu görmedim ama neyse. Bağırmayı seven, çılgınlığı sevenler için birebir mutlaka gidilmesi gereken bir yer arkadaşlar. Biz iki kişi arkadaşımızla gittik. Aha bot gidiyor orada. Totalde 140 dolar ödedik ama bu 140 doların içinde sınırsız binme, hızlı geçiş, herkesin önüne geçebiliyorsunuz. Paranız var hesabı. İki öğün yemek, sabah öğle ve akşam yemeği. Ondan sonra arabanızı özel VIP yere park edebiliyorsunuz vesaire vesaire. Bunun gibi şeyler var. 140 dolar buraya göre gayet uygun. Bu zamana kadar gitmeyi çok istedim. 3 senedir istedim ama gerek maddi durumum el vermedi. Hani 140 dolar şu an bir şey değil gibi benim için ama o zaman gerçekten... Bu adam arkasına mı attı? Atla lan. O zaman gerçekten iyi paraydı.
Çünkü bütün gün çalışıyorsunuz, bazen 140 dolar yapamayabiliyorsunuz. Allah'a şükür şu an bir sıkıntım yok o konuda. Biz vuruyor muyduk lan bunları, ne yapıyorduk? Neyse oraya gittik arkadaşlar, bağırmaktan çağırmaktan ses gitti. Oha, bir de adamı biz ezdik. Ses gitti, yorgunluğumda 2 gün geçmedi yorgunluğu. Totalde park içinde 14 kilometre yürümüşüm. Saatimin ve cep telefonumun bana söylediğine göre. Allah! Oğlum sen git, çekil lan yoldan. O yüzden arkadaşlar bir önceki bölümde sesim kısıktı ama Allah'a şükür şu an açıldı. Allah Allah, çocuk gidiyor gençler. Yapış. Atla lan. Bana baba deme. Give me a second, Jim. Fuck, kid. Ah, too close. Come on, come on, come on, come on. Haydi bakalım. Neyse arkadaşlar, Instagram'dan takip ederseniz zaten o gün oraya gittiğimi görürsünüz. Çok fazla fotoğraf çekemedim çünkü içeride fotoğraf çekmek yasak. Atla bakayım sen de paşam. All the fucking board. Let's stop this ship from sailing. You think you're doing? Ne oluyor lan? Niye yetişemiyoruz bu arada? Aa, araba fail oldu gençler. Now that doesn't sound good. Damn, that's the engine, man. We ain't chasing shit in this thing. Ne oluyor lan? Don't you die on me yet. Hayda, U dönüşü yap diyor buradan. Hey, it's just a thing. At least you still got a son. Çok şükür oğlunu aldın diyor. Bir tane araba düzeltme mekanı var orada. Los Santos Custom'da. Orada yapabiliriz arabayı diyor. Bir sonraki gidişimde gençler bir daha gideceğim. Bu arada sınırsız. İstersem her gün gidebilirim. Her gün gidip sabahtan akşama kadar içeride kalabilirim. İki öğün yemek yiyebilirim. Aylık ödüyorum. Aylıkta 100 dolar arkadaşla beraber ödüyoruz, 50-50. Gerçekten çok uygun fiyata. Bir kampanya vardı, onu yakaladık. Gayet de güzel oldu. Bir sonraki bölümde birkaç tane video atmayı düşünüyorum. Bir gizli saklı çekebilirsem. Ya da parkta şöyle nasıl roller coaster'lar var onları size göstermeyi hedefliyorum. Beni Instagram adresinden lütfen takip edin. Genelde orada paylaşacağım. YouTube'a atmam bunları. Belki de atarım, belli olmaz. Ama Instagram'dan paylaşacağıma emin olabilirsiniz arkadaşlar. Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Evet, konumuza dönelim. Seni biliyorum Jim ama sen götün tekisin, biliyor musun? Oy oy, ufukta botumuz kaybolurken öyle baktım kaldım diyor Michael. Abi o yat da yani 1 milyon falandır ya. Yeter, tamam mı? Yeter. Franklin, bana bir taksi çevirir misin? Taksi çağırır mısın? Çevirir misin de lan? I need a cab as soon as you can send one. Los Santos Customs by the airport. Havaalanının yanındaki Los Santos Modifiye'ye gönder diyor. Çok fazla yata biner misin diyor artık. Değilim. Önceden biliyor muydun, onu demek istiyorum diyor. Hayır değil, sürekli orada duruyordu zaten yat. Sadece ona bakmayı seviyordum diyor. Marina'ya gelirim. Dok ne diyorsun orada? Marina'nın oraya otururum. Orada bakardım diyor. Ama artık onu yapamayacağız maalesef. Bot gitti. Gitti gider. Ben öne geçeceğim. Arabayı düzelttireceğim ve o arabayı eve getiririm. Merak etme diyor. Bugün için teşekkürler. Eve gelince uğra da görüşelim. Botunu geri alamadık dostum, üzgünüm. Hadi şunu düzeltelim dostum. Modifiyecimize geldik gençler.
Amanda'nın arabası. Amanda, aman. Still need to get you out for one of the races, Franklin. See if you drive as fast as you talk. Repair bir yapım değilim. Sweet. Egzoz yapabiliyor muyuz bunda? Oo. Or maybe like your neighbors are going to my mom's kids. Yok abi, çok para ya. Oh shit. Oo, armor yapabiliyor muyuz? Peki engine modifiyesi var mı? Şu an yapamıyoruz gençler. Bu kadar yeter. Saçları da oraya gitmeden önce kestim. Çünkü hava yaklaşık 40-45 dereceydi. Bütün gün güneşin altında bekleyeceğimiz için iyi ki de kesmişim. Sakalları da o zaman kestim. Maske takmak maalesef zorundasınız. Öldürüyor sizi maske. Çoğu kişi takmıyor çenesinin altında. Biz de öyle dolaştık. Aşılıyız zaten. Herkes aşılı ama işte yine kurallar gençler. Değiştiremiyorsunuz maalesef. Böyle olunca sakallarla saçları kesmek zorunda kaldım. Zaten evde 15-20 dakikada hallediyorsunuz. Sıkıntı yok. Yaklaşık 7-8 senedir saçlarımı kendim keserim yani. Şu vakumlu tıraş makineleri gayet güzel oluyor. Saçı kesiyorsunuz, hiç yerler falan pislenmiyor yani. Mis gibi evde tıraş oluyorsunuz. O berberin pis temizlemediği makaslarıyla, tıraş bıçaklarıyla uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. En azından benim gittiğim berberler genelde öyleydi yani, İstanbul'dayken. Şöyle bir drift ata ata gidelim diyeceğim ama araba çok drifte müsait bir araba değil. Biraz daha hızını almak lazım. Hakikaten çok fark ediyor grafikler ya. Ben bunu normal olarak da bilgisayarı yükleyip denemiştim bu moddan önce. Hatta öyle çekecektim. Çünkü GTA 5'i çok istiyordunuz. Baktım bu mod var gençler. Dedim orada bir dur. Orada bir dur. Daha iyisi varken neden olmasın. Ama modda bazı optimizasyon ayarları sıkıntısı var. Çok fazla işlemci gücü isteyebiliyor, yer yer kasabiliyor bazen. Ekran kartınız ekran kartınıza bağlı tabii ki ama eğer karizma değil, arabayı çizdirdik. Bu ne oldu da boyuna boş yapıyor, işim olsun isterdim falan fistan. Abi buralarda kamyon olmaz, yavaş çöpü döküyorsun, yavaş. Üstümüze çöp döktün hayvan. Otomatik kapı ya. Şu evin güzelliğine bak ya. Crystal. Karısına da özel araba plakası almış ha. Yıllık $100 bu. Dart oynayabiliriz. Bir şeyler yapabiliriz. Striptease kulübüne gidebiliriz. Eğer ihtiyacım olursa seni ararım. Senin numaram var. Peki o zaman kiliseye gideriz beraber. I mean, I hope so, cuz my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. Hadi görüşürüz. Biraz Franklin'le görev yapalım. New contact. Michael ve Jimmy ile artık yeni bir kontak. Zaten bu bizim bisikletimizdi ama motorumuzdu. Bisiklet nereden çıktı? Pegasi. Motor sürmesi de ayrı bir zevktir ya. Artık satın alabileceğimiz yerler var. Şurada bir soru işareti var. Abi herhalde onu Life Invader dediği de Facebook anasını satayım. Oradan istediğin zaman artık görüşürüz diyor. Oo, Ferrari. Ferrari California mı o? Aynen öyle. Dur. Vay şerefsiz ya. Yetişemedik ya la. Simeon arıyor şerefsiz. Benim için bir oğul gibiydin. Ayın elemanıydın. Demek ki senin için hiçbir şey ifade etmiyormuş. Sadık değilsin, hiçbir şey değilsin. Kafana mermiyi yemeliydin. Benim tamamen gerçek olan işim. Her şeyimi berbat ettin. Ferrari'nin hiç olmamış yalnız. Sesi güzel olmuş ha. Oo, sesi çok iyi ha. Ses çok iyi gençler. Lamar mesaj atmış. Soru işaretine doğru gidelim gençler. Gün gelir FPS olarak da oynarız bunu.
Haritayı escape ile mi açıyorduk? Aynen öyle. Şu şeye gidelim bakalım. Soru işaretine. Koy abi GPS'i. Eski GTA oyunlarını hatırlıyorum da, GTA 1 falan. Hey gide hey, hiç GPS MPS yok. Okla gösterdi. Yukarı çık, yukarı çık falan, aşağı git falan diye. Teknoloji çok gelişti. Oyunlar da çok gelişti. GTA 2 çıktığında olağanüstü demiştim. Sabahtan akşama kadar oynardım. Bazen lan dikkat et homeless. O tünelde arabanın sesi çok iyi yalnız. Bakalım yanlıyor mu? Ya anlamaz mı be ya? Oy oy oy. Çok iyi abi, çok iyi. Bir gün bunlardan da kiralayıp burada deneyeceğiz arkadaşlar. Oo, güzel bir teklif. Şu aracı garajımıza sokalım gençler. Bu araba kalsın. Ferrari olsun, candan olsun. Ne istiyorsun lan? Bunun bir çekici görevi falan vardı galiba. Senin neyin var Tonya? İyi gözükmüyorsun. JB nerede? Sigara içiyor. Sen ne yapıyorsun? Ayakkabılara bak. JB her şeyi kaybedecek. Evini kaybedecek. İşini kaybedecek. Sen onun kuzeni olarak yardım edeceğini söylemiştin. Neredesin? Araba çekmekten ben ne anlarım diyor ya. Yardım edebilirsin. Hadi ben sana göstereceğim. İyi hadi gidelim o zaman. Motor alalım gençler ya. Hadi şu işi hemen bitirelim diyor. Gel bebeğim atla. Oo, chopper'ın sesi de güzelmiş ha. O zaman baba hemen ön kaldırır. Oh man, how did I get dragged into this? We both know you always been sweet on me. Shit, Franklin Clinton. Shit, your ass must be high. Arka frenle de bayağı iyi dönüyor ha. I don't do that shit no more. I mean, our baby. Arkadaşlar GTA 3 ilk çıktı. O zamanlar benim bilgisayarım kaldırıyor ama orijinal oyun bulmak imkansız. Zaten paramız da yok. Anasını satayım. Nereden bulacaksın o kadar parayı? Türkiye'desin, öğrencisin. Neyse aldık bir CD abi. Aldık CD. Kaç CD hatırlamıyorum şimdi. DVD mi CD mi? Geçmiş gün. 2002 mi? 2003 mü? 2001 miydi lan yoksa? Yok lan. Lisede değildim ben. Her ne halse neredeysem neredeyim işte. Aldık. Arkadaş da aldı. Ben de aldım. Bunun arkasını nasıl kontrol ediyorduk abi? Yani şöyle indirip kaldırıyorduk tamam. Yükledik oyunu. İşte o zamanlar korsan oyunlarda ilacını da yüklüyorsunuz. Şimdi ne olduğunu söylemeyeyim anlayanlar. Anladı. Yüklüyorsun onu. Oyunu ilk bölümde böyle 15-20 dakika oynuyorsun. Oyundan atıyor. Lan sırf orayı oynamak için bile o 15-20 dakikalık bölüm sabahtan akşama kadar 50 kere oynamışızdır gençler. Çünkü GTA 2'den GTA 3'e bir devrimdi. Üstten gösteriyor şu şekilde. Kamera açısından bakabiliyor muyuz öyle? Böyle gösteriyor. Hatta daha bile kötüsü. Böyle de değil. 2 boyutlu yani. 3 boyut falan yok. 3 boyut olunca bizim nevrimiz döndü ya. Feleğimiz şaşmıştı yani. Ondan sonra Mafya çıktı. Vice City ile birlikte. Mafya da çok iyiydi be. Onu da bitiremedik bu kanalda ya. Bak aklıma geldi şimdi. Aslında yarım kaldığımız yerden devam edebiliriz. Oy. Oha, kornosu da bayağı iyiymiş ha. JB bunu yaparken en az 500 kere izlemişimdir. Oha nasıl anlatıyor? Yavaş yavaş gel ve içine sok diyor. İçine girecektir diyor. O araba pert gençler. Şöyle biraz kaldıralım. Hani, evet bebeğim içerideyiz. Hadi götürün. Seni etrafta çok fazla girmiyorum. Chamberlain Hills'da çok uzun süre kalamam. Oo.
Dostunuz havalanmış diyor. O kelimeyi söylemeyeyim şimdi. You the one all turfed up. JB smoking but he ain't smoking. Allah. He out here grinding, towing cars, paying bills. For real. Cuz I could have sworn it was me out here towing cars for him. Abla çekil, abla tombalak, abla çekil. Keep an eye on the car. Nereye getiriyoruz bunu? Geri getirdik. Okay, we make the drop where they got the areas marked. They get real finicky when we don't leave it in the right place. All good, Franklin. Unhook that thing. I'll see you on the block. Anything you need. Evin orada görüşürüz. Oha, kasla binmiş kamyonun içine. Hayvansın. Açın bakalım kapıları. Michael Franklin. F işaretine bir girelim. Bu kapı açılmıyor mu lan? Gün batımı da çok hoş ha. Oo, kastan renkli gözüküyor. Güzel. Chopper'ın sesi çok hoş ya. Ne oluyor lan orada? Is everyone in this town so dense? Of course you are. I got an excuse for being on foot. I'm This guy's wrong. He's got pathetic fool. Thank you for dealing with those punks. Ne demek dostum? Nothing around here. Şunların silahını da alırız tabii. Adam polisi mi arıyor lan? Oğlum 3 kuruş para verseydin ya. Telefonu düşürdün dayı. Gün batımında şöyle motor süreceksin Santa Monica'da. Çok hoş olur. Bir tane scooter alabilsem gençler, elektrikli videolar çekeceğim ama. Bakalım kısmet. Denk getiremedim. Vakit de yok gerçi ona ama. Franklin'in oraya bir gelelim abi. Evet, yavaş yavaş karardı ve gece oldu. Tekrar sabah oldu. Uyuduk, uyandık. Evden çıkmalarını mı bekledi bu? Abla sağlammış yalnız. We ain't even gone 5 yards yet. Daha ne kadar daha gideceğiz? 5 metre bile gitmedik. 5 yards'ı 5 metre diye çeviriyoruz. Hadi gidin evden de girelim eve. Ya biz kadınız ve özgürüz. Biz kadınız ve özgürüz. Franklin dostum. F, is that your auntie? Yeah, thank God I missed her crazy ass. She's spirit walking this shit now, man. That's just her attempt. Hey, don't talk shit about your auntie, man. She got. I mean, she cool as a motherfucker, man. Come on. Come with. Hadi gidelim. We gotta go pick up some shit from around the corner, man. We can walk. Köşeden bir şeyler toplamamız lazım. Why the fuck we can't drive? Konuşarak gidebiliriz. Niye sürmüyoruz? Chop'la birlikte bir blok öteye kadar yürüyemez misin diyor ya. Ne bu araba meraklısı diyor. Amerika'ya ilk geldim arkadaşlar. Gece 9.30-10'da karnım acıktı. Çıktım dışarı, yine Hamburger'a gideceğim. Yaklaşık böyle 800-900 metre ileride. Neyse 9.30'da burada Beach Bulvar var yani. İstanbul'da bilenler bilir. Barbaros Bulvarı gibi bir yer. Daha bile geniş. Yıldız'daki, Beşiktaş'taki. Orada yürüyorum tek başıma. Ulan sokakta bir Allah'ın kulu yok. Herkes bana bakıyor. Herkes. Sanki böyle bir suç işlemişim gibi, bir şey yapmışım gibi. Bu herif niye yürüyor? Homeless mıdır? Burada sokakta %90 özellikle Los Angeles bölgesinde. Get into the van diyor. Girelim. Kimse yürümez gençler. Herkes arabayla gider. Dönüşte dönüyorum. Yine aynısı. Ulan dedim, polis çevirecek şimdi bizi, yani bok yoluna gireceğiz. Ondan sonra ben de arabayla gidip gelmeye başladım her yere.
ilk geldiğinde hiç unutmuyorum. Toyota Yaris'im vardı. Yaris almıştım. Kırmızı bir tane Yaris. 5000 dolara. Sonra hemen 2 ay sonra onu sattım gençler. Ford Fusion aldım. Yani Türkiye'de Ford Mondeo diye satılıyor. Ondan sonra onu da 2019'da sattım. Ekim'de de işte bu Lexus'ı aldım 2020'nin başında. Allah'a şükür çok memnunum arabamdan. Hatasız kazasız inşallah. Ben bu arada alttaki yorumları kaçırıp kendim sohbete de alıyorum böyle Amerika ile ilgili şeyler. Polis mi lan bu? Değil. Burada arkadaşlar polisin ne zaman nereden çıkacağı hiç belli olmaz. Bir anda arkanıza bitiveriyorlar bak şunun gibi. Ama şunu da bir yapmadan geçmeyeceğim ya. İçimde kaldı. Her an her yerde polis çıkabilir. Burada çok fazla öyle hani İstanbul'da var ya MOBESE'ler, EDS'ler falan. Burada çok fazla yoktur. Burada polis. Her şey polis. İlla ki bir yerde yakalanırsınız yani hızlı giderseniz. Ya da bir kural hatası yaparsınız. İlla ki yakalanırsınız. Kural hatası yapanlar yok mu? Tabii ki var. Eyvah adamı öldürdük galiba. No, just starting another beef with the fucking lawless nigga. That's class A felony bullshit. Öndeki Opel Insignia değil mi? Ain't nobody gotta know it was us. He down his alley up here. Hey, what's up, boo? Ain't you little lady's cousin? Ah, bu herifi kovalıyorduk galiba. Short witty. I was just saying, I was trying to holler at you. You ain't hollering at nothing over here. Why is it gotta be like that? I'm an OG. And OG, so what? So the fuck what, nigga? It's a million OGs. Well, shit. How about I put one of these little X pills up your ass crack? Next thing you know, you're begging for it. Silah ticareti mi? Ne işler? Ain't no fun if the gangsters can't have none. Man, fuck. Neler oluyor burada? Ooo, motor Ducati işte bu. Kırmızı Ducati. Motorların Ferrarisi. Öyle söylerler. Sorun var mı dostum? Fake bildikleri. Biz de onu minibüste kovalayacağız değil mi? Süper zeki mantık ya. Bindi mi lan bu salak demiş. Motoru nasıl yakalayacağız bu? Bunu diyor. Bunu öldürmüyorduk sanırım ya. Niye hemen bir şeyler söylüyorsun? Onu sıkıştırabilirdik diyor. Abi adamı nasıl yakalayalım motorla? Gözünü seveyim ya. Sola mı dönecek lan böyle bu? Araba dönmüyor ki abi. Kusura bakma pampa. Ecelin bizden olacağıymış. Ohoho minibüs neyi anlıyor be? Prius çekil yoldan Prius. Ooo verin şurada Tokyo Drift'i. Ya benim her gün geçtiğim köprüyü yapmış adamlar ya. Burası böyle değil gerçi ama. Chinatown'a girdik galiba. Yok değil. Ah gördün Allah belanı verdi işte. Boku yedi. Chop'u çıkar da şu adamı alalım gelelim diyor. Git de ısır şunu. Oğlum o adam yerden kalkabilir mi ya? Lan. Lan. FM bastım yanlışlıkla. Bu otobüslerin olduğu yeri de biliyorum. Bayağı büyük bir yer. Burada birazcık ufak yapmışlar ama buranın etrafı tam bir pislik. Bak bak bak. Nasıl atlıyor? Senin bir gangster olduğunu düşünüyordum. Meğersem bayağı bir atlıyor zıplıyormuşsun sen diyor. Arabanın üstünden kayması çok hoş. Vay ayı vay. Adam da iyi kaçıyor ha. You got this, homie. Yakala çok. Vay Tarzan vay. Oha köpeği mi geçiyorduk lan burada? Saçmalık oldu biraz ama neyse.
He hiding in that train, boy. Franklin'e geri geç diyor. Bunları açacağız. Nasıl açıyoruz lan? E ile. I got your ass. Yakaladım şimdi seni. Özümdeymiş galiba. Shit. Bu boş. You a mean motherfucker, man. Abi ne küfür ediyorsunuz be? İki lafın başı motherfucker. Burada da yok. Bu Lamar bu bokun neydi arıyorsa. Köpeğe mi geçecektik yine? Nerede oğlum? Hadi ara. Ara bul. Nereye çok nereye? Ha şurada bak koku çıkıyor oradan. Ha tam orada. Ha. Oha ya. Niyeti bozdu çok. Lan. Su dökün gençler, su dökün, ayırın. Zamanı değil çop. Gönül eğlendirmenin zamanı değil, gel buraya. Coşturmanın zamanı değil. Şunu bul, seni sonra ben götürürüm, merak etme. Seni ellerimle şey yapacağım. Götüreceğim. You in here? Aha burada. Scared of dogs, nigga? Oh shit! Köpeklerden korkuyor musun dostum? Don't hump him, bite his ass, chop. Get his ass. Isır onu chop. Defol git. Oha bayağı ısırmış lan. Hey man, get over here. Oh shit! Hey dostum, buraya gel. What the fuck, man? I ain't got no beef with the CGF. Cause maybe we doing our own thing. What the fuck, man? Hey Lamar Davis, is that you, nigga? Lamar, sen misin dostum? Gir içeri. Mick Team'in aptalı. Gözün üstünde olsun oğlum. Şu minibüs şurada çok... Aha plakaya bak, Lamar G. Bu minibüs burada çok popüler gençler. Yani taşımacılıkta Volkswagen Transporter neyse Türkiye'de. Öyle örnek vereyim. Allahu ekber. Fena çarptık. Volkswagen Transporter neyse bu da aynı öyle. Genelde GMC oluyor galiba bunlar. Really? Well, I guess that means we're gonna have to shoot your ass when we pick up our 40 stacks. You ain't gonna pick up shit. Sıcağımıza vurmalıydı diyor Lamar. Abi o kadar çok diyalog var ki yarısı da bomboş muhabbet yani. Aşırı böyle slang language, kaba dil, yarısından fazlası küfür. İstediğin adamı aldık. Ooo, iyiydi gençler. Alkışlarınızı bekliyorum burası için. Ooo, uçan gölgesini de güzel yapmışlar orada. Şu telefonu da ver bana. I'll be seeing y'all soon. The only reason you been seeing shit cause we went easy on your ass. Remember that, dog? Telefon nerede lan? Aa, hakikaten gözüküyor burada. This some bullshit. Take me down the cut. Şöyle yapayım da telefon iyice yansın gençler. Man, what the fuck is wrong with you, nigga? Senin sorunun nedir dostum? What the fuck is wrong with you, nigga? Ödeme almaya çalışıyordum, sakin ol. A good phone. Cops was all over, nigga. Polisler etrafta görmüyor musun? It's too late, shit's done. At least I saved you the indignity of pulling apart your shit. Alright, motherfucker. You the motherfucker. Sensin ortam evladı. Hayır, sensin ortam evladı. Polisler seni de peşinde edecek, merak etme. I can take care of my sizzle. No the fuck you kids ain't. Senin canın cehenneme. Hayır, senin canın cehenneme. Hayır, senin canın daha çok cehenneme. Mission passed. Şimdi bu arabayla gidecek değiliz gençler. Yavaş. Abinin durası yokmuş hiç ya. Vay vay vay. İnsan biraz frene asılır.
Bu ne ya? BMW eski 7 serisine benziyor bu araç. No fucking way. Out the car. Helal et ablacığım. Ya sen bize kafa mı tutuyorsun lan? Bu bölgede çeteler vardı galiba. Biz yine Michael'a gidelim gençler. Onda iş vardır. Homeless'lar uyuyor. Bir uyandıralım şöyle. Range Rover'a fena vurdu. Ne oluyor lan orada? Gel buraya bastırt. Aldık parasını ablacığım, sıkıntı yok. Motorun da güzelmiş dostum. Şu motorları hep sevmişimdir ya. Selam abla. $500 da az para değil ha. Kahramanımsın. Sana nasıl teşekkür edeceğini bilemiyorum. $50 verdi. İyi. Bu motorları sevmemin sebebi de Motocross Madness diye bir oyun vardı zamanında. Saatlerce oynardık. Sabahtan akşama kadar. O zamanlar Microsoft'un çıkarttığı bir oyun tabii bu. Grafikler falan o biçim. Motorlara sevgim oradan vardır. Ama motosiklete binmeyi maalesef tehlikeli bulduğum için uzaktan bakıyorum. Motosiklete binmeyi de bilirim bu arada. Kullanmışım var bayağı. Ama bana göre çok değil abi. Şurada genelde şey oluyordu. Bugatti oluyordu. Hollywood'un arka sokağına park etmiş ama yok sanırım. Oba yavaş. Michael ayarlamış, otomatik açıyor kapıyı. Ne oluyor lan? Aha tenisçi hocası değil mi bu şerefsiz? Adam çıplak yakalanmış, kaçıyor. Vursaydık bunu ya. Sen. Onu durdur. Ooo pompada yakaladık gençler. Yanlış anlaşılma. Ooo karımı becerdi. Geliyor musun? Ben de gelmiyor musun? Onu söyle. Öldürme onu. Nasıl bir aile düzeni? Evlerden ırak. Allah korusun. Kaçıyor bak şerefsiz. You okay, homie? What happened? This guy bounced my wife is what happened. Which guy? The guy I'm paying to teach her tennis. O bir yandan da sıka sıka gider. Çekilin valla. Çekilsene evlat ya. Ortam evladı. Çekilin yoldan valla, yorgun mermi gelir ha. Bir de polis peşimizde. Burada bir yerde yaşıyor olmalı. Hayda, polis takıldı peşimize. Acaba şurada saklansak gider mi? Sıkmayacağıdık gençler. Ulan polisin bulması hiç iyi olmayacak biliyor musun? Polis o tarafa gidiyorken arkadaşlar, biz de şuradan topuk yaylası yapabilir miyiz? Bayağı güçlü araba ama çekişi kötü yani. Yapıştır oğlum. Onun evi burada bir yerdeydi hakikaten. Şuradan mı dönüyorduk? Ne yapıyorduk? Aynen öyle. Bak ite bak nereye kaçmış. Aa! Öldürmeyecekmişiz lan.
Ulan. Oha, en baştan yok artık. Abi ben öyle bir şey gördüm mü dayanamam ya. Aa, orada bir senaryo vardı. Tamam, hatırladım şimdi gençler. Bu sefer yavaş gidelim de anasını bellemeyelim abi. Çok fazla küfürler var gençler. Ben böyle boynuzlanacak adam değilim diyor. İşin özeti o. Dürümcü minibüsü çıktı. Ya çekilsene. Avradını... Gel anasını, sen de gel. Ayu. Nereden girmiş lan bu zona? Ha, gösteriyor haritada, tamam. Bu yollar hakikaten böyle gençler. Çok dar. Adam öldü ya lan. Peki sen de ölürsün. Çarparsan ölürsün. Okay, this is the turn. Hey, one of these fucking houses. That's his car, right there. Adam manzara da iyiymiş ha. Little pricks up there, look. Onun arabası, baksana. Cole's doing all right for himself. Hey, asshole! Şerefsiz. You ran off before we could settle our debts. Michael, dostum. Çok yanlış anladım, biliyor musun? He's about to have a real clear idea where I'm coming from. Nereden geldiğimi yakında öğrenecek. Aa, hatırladım burayı, tamam. Hey, bu herif benim evliliğimi yıktı. Ben de onun evini yıkacağım. Daha çok ders göreceksin sen, merak etme. Ona bak adamın ya. Yeah, well maybe I should come up there and practice my backhand. Belki ben de oraya gelip backhand diyorlar ya, şöyle teniste ters vuruyorsunuz gençler. Belki de onu antrenman yapmalıyım diyor. I hope it is, bud. We hooked up, man. You come into my house, take my money and nail my wife. Evime geleceksin, karımı coşturacaksın. Ben de dalga mı geçiyorsun? Bu iş doğru değil dostum. Benim hatam, çok üzgünüm. Fucking magnanimous. May I please offer you my applause? You fucking motherfucker. Seni şerefsiz. And we'll see how you like it when someone fucks with your shit. Oh hey. Wait. Bu ev bu adamın değil galiba ya. Here we go. Asıl bakalım. Yapıştı. Oo. Asıl bir daha. Komple yıkıldı lan. Yeah! Fuck, come on. Fuck, man, fuck. Oh, we did it. Fuck his ass. Başardık. Yeah, fuck him. But was we really trying to pull that dude house off the fucking hill? Hey, we were trying to teach him a fucking lesson. Buna dersini verdik dostum. Çok pahalı bir ders oldu, biliyor musun? Yeah, he not taking no house fires back to that motherfucker. Hey, it's a service to the fucking community. Michael'ın evine geri dönüyoruz arkadaşlar. Biri arıyor. Mr. DeSanta, ne yaptınız zannediyorsunuz? O benim evim değildi. Ben böyle bir yeri satın alacak kadar zengin değilim. Ben sadece bir tenis hocasıyım. Toplara vururum yaşamak için. Bana telefonu ver. Öldün sen. Yeşil ışık. Yeşil. Martin Maldrazo sana yeşil ışık yapacak. Çok korktum bayan. Çok fazla korktum. Titriyorum. Hey man, that's some mean-looking motherfucking essays right behind you. Are you kidding me? Kid, you do something? What? All right, I'll try. Let's move. We can handle this, right? Screw him. I got one. Bu arabayla kaçmayacağım abi. Atla şu arabaya binelim. Eşek gibi araba.
Eve geri gidelim. Shit. You did good. İçeride bir ölmüş. Aa, bunda lastiği patlak lan. Thanks. I guess. Hey, don't dur abi, dur. Yavaş, bizi ezeceksin. Ayu. Ha, öldü galiba. Adamı atıverdi ya la aşağı. Alright, shit. We better lose this heat. Aa, önce polislerden kaçmalıyız diyor. Çok pis işler yapıyoruz ya. Şu polis gelsin şuraya da. Oo, Jaguar oradan bastı gidiyor. Şöyle biz de aşağıya doğru kahvesini almış ablayı ezerek devam edelim. Araba güzelmiş ha. Sunset Boulevard'dan basalım gençler. Vinewood. Hollywood yerine Vinewood. Hadi artık polis, bırak peşimizi dostum. Ön camdan sıkmıştık ya adamın kafasına. Lan F'e bastım. Yanlış tuşa bastım. Red Dead Redemption'dan. Tam... Oha, pompalıya çıktı hayvan. Öbür taraftan. Neyini çekiyorsun? Öküz, ne gördün de çekiyorsun? Alt üst arabada kan var. Hemen bir fotoğraf makinesi, bir şeyler. Smell like a bitch. Lan reklam panosuna bak. Kaltak gibi kokuyor. Neler oluyor bize? Arabanın kapısı açık ya gençler, ötüyor kapıyı kapat diye. Allah kahretmesin, o detayı da yapmış Rockstar. Evet, geldik. Hey, ne gündü be? Bugün için teşekkürler oğlum. Bu kadar işleri karışacağını bilemezdim. Tepeden evleri çekip yıkmak hakikaten bayağı bir büyük iş. Ne olduğunu yakında öğreneceğiz ha. Ne oluyor lan? Range Rover'la geldi. Kim olduğunu biliyor musun? Biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Sen biliyor musun? Hayır, ben de bilmiyorum. I know who you are. I know where you live. Senin kim olduğunu, nerede yaşadığını biliyorum. Ben Franklin. License. Kimliğini göster. No. Franklin. Şimdi maybe Franklin. Help, Mr. DeSanta here. Who am I? Ben kimim? I think Martin Madrazo. Bence Martin Madrazo'sunuz. Aferin evlat. Him a little of a background. Belki ona bir şeyler anlatsan iyi olur. Madrazo. Mr. Madrazo is a legitimate businessman. Mr. Madrazo bir iş adamıdır. Accused of running a Mexican American gang. Meksikan Amerikan gangsterleri ve narkotikle ilgili şeyler olduğu söylenir ama aslında diyor bir iş adamıdır diyor. Aa, zeki çocuk. Michael. Ve sen Michael. Got a question for you. Sana bir sorum var. Did you pull an architectural? Mimari şeyimi niye kırdın? Modern. Hollywood'daki evimi nasıl yıkarsın diyor. Karımı düdükleyen adamın evi zannettim diyor. Natalia şimdi otelde kalmak zorunda. The rebuild will be somewhere in the 2.5 million range. 2.5 milyona mal olacak. Great. Tabii ki de hallederiz. Adamlara bak, Meksikalı çetes. Range Rover'larıyla o güzel insanlar Range Rover'ına binip gittiler. İyi misin dostum? Never better. Daha iyi olmamıştı. Peki şimdi ne yapıyoruz? Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Emekliliğimi ertelemem gerekiyor görünüşe göre. Man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Gözüme kadar morguja batmış durumdayım.
I'm gonna have to give an old friend a call. Eski bir arkadaşımı aramak zorundayım. Lester. Öyle para bulabiliriz. Lester mı? Lester. Hatırlıyorum o adamı. Kasabada bir yerde olmalı. Şehirde bir yerde olmalı. Onu bulsak iyi olur. Bana biraz zaman ver, olur mu? Haydi. Peki dostum. Evet. Yaklaşık yine bir saatlik bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. Mission passed. Gençler kendinize çok iyi bakın. GTA'nın devam bölümlerini çekmeye devam edeceğiz. İki tane devam dedim. Bakmayın kusura artık. Saat gecenin 12'si. Bu saatte bu tarz hatalar olabilir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde, bir sonraki oyunda görüşmek üzere derken Lester'la görüşmeye başladı. Kim soruyor? Kim soruyor? Soran kim? Ölü bir adam için bile çok değişik konuşuyorsun diyor. Evet. Sesin iyi gelmiyor dostum. Gel beni gör, benim eski dostum. Los Santos'ta yaşıyorum. Murrieta Heights'te yaşıyorum. Sen benim nerede yaşadığımı nereden biliyorsun diye soracaktı ki. Seni şerefsiz. Evet gençler, bir sonraki oyunda, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.